Fiziksel güzellik net bir tanımı olmayan, göreceli bir kavram. Kime güzel denildiği ise her dönem değişiyor. Yine de çoğumuz belirlenmiş standartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. 2000'lerde aşırı ince vücutları düşünelim. Sonra Kim Kardashian'ın hayatımıza girmesiyle bize gösterilen daha ekstrem kıvrımlı vücutları düşünelim. Durmadan değişen bir şey. O yüzden güzelliğin tanımı ayak uydurması zor. Çok tartışılan ve moda olan BBL uygulamaları falan, bundan hani 20 sene önce böyle bir şey olacak dese kimse buna inanmazdı. Yani şimdi çok da abartılı şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Beller iyice inceltiliyor, kalçalar iyice büyütülüyor. Yani şimdi özellikle gençlerde işte bir ameliyat moda oluyor, hepsi onu yaptırmaya çalışıyor. Hiçbir zaman yeterli olmuyor, hiçbir zaman yeterince iyi olamıyorsun. Çünkü her zaman senden daha zayıfı, daha uzun boylusu, daha küçük burunlusu, daha büyük dudaklısı oluyor. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yarısı ideal görünüm baskısı yaşıyor. Bu baskıyı yaşayan her 10 gençten 7'sinde ise bedenini sevmediği için özgüven sorunu var. Okulda söz almak istemiyor, doktora gitmiyor ve sosyal ortamlardan uzak duruyorlar. Benim de tabii vardı işte böyle, özellikle ergenliğe girdikten sonra burnumun hızlı büyümesi ve çenemin uzaması vesaire. İşte Başak'a bir çenem var buradan buraya falan diye, ya da ne bileyim burnun kocaman, işte gargamel yorumları. Yavaş yavaş düşünmeye başlıyorsun, tamam benim burnumu yaptırmam lazım. Yani şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklılık tanımında ruhsal olarak da kendini iyi hissetme kısım var. Eğer iyi hissetmiyorsa, gerçekten vücudundaki bir bozukluk bunu çok rahatsız ediyorsa, plastik cerrahi burada devreye giriyor. Çok küçük günden beri aklımda olan bir şeydi ama ameliyat olmam 22 yaşında falandı. Küçük bir babamdan kalan bir param vardı. Babamın çalışarak böyle emeklerle kazandığı parayı ben hani estetik ameliyatına yatırdım. Sanki şey gibiydi benim için, tik attım. Tamam, hani bunca zaman dalga geçtiğiniz bir şeyi hallettim. Özgüvenime de muhakkak gibi katkısı oldu. Çocukluğumdaki kalan o şeyden kurtardı beni. Estetik ameliyatlar eskiden sadece süperstarların ulaşabildiği bir ayrıcalık gibi görünüyordu. Ama artık öyle değil. Yani hem hekim sayısının artması, yan ürünlerin çıkması, hem de fiyatların düşmesi tabii bununla beraber. Ülkeler arası rekabet de başladı. Şimdi artık yani orta sınıfın kolayca ulaşabildiği, hatta alt orta seviyede kolayca ulaşabildiği ameliyatlar haline geldi plastik cerrahi işlemleri. Artık çevremizde bir botoks yaptırmayan, dolgu yaptırmayan ya da gençlik aşısı, gençlik serumu enjekte ettirmeyen kimse kalmadı gibi bir şey neredeyse. Az ya da çok herkes bir şekilde kendine bir şeyler yaptırmak istiyor. 2022'de Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin estetik amaçlı müdahale yapılmış. En çok rağbet gören ameliyatlar liposuction, yani yağ aldırma, burun estetiği, meme büyütme ve göz kapağı ameliyatı. Ameliyatsız estetikte ise açık ara botoks ve dolgu önde. Türkiye dünyada en çok estetik müdahale yapılan ilk 5 ülke arasında. Tabi bir sektör, yani sadece cerrahiyle bağlı kalmıyor. Yani bir endüstri var bunun arkasında, işte bir sürü lazerler, enerji bazlı cihazlar, dolgular, botoks, kozmetik gene buna yakın bir alan. Yani bunlar dev şirketler, bir talep oluşturuluyor tabi. Sadece Türkiye değil, tüm dünya aynı durumda. Bu artışın arkasındaki olan şüpheli sosyal medya. Sosyal medyaya baktığımızda kimsenin üzgün olduğunu genelde görmüyoruz. Kimse hani yapmaktan hoşlanmadığı şeyleri paylaşmıyor. Herkes en iyi kıyafetini, en iyi makyajını, en iyi pozunu paylaşıyor. Ve böylelikle mükemmelliğin standardını yaratıyoruz. Nasıl her şeyin en mükemmelini görüyorsak karşımızda, biz de kendimizin en mükemmel halini ortaya koymaya çalışıyoruz. 2022 yılında yapılan estetik işlemler, sosyal medyanın iyice yaygınlaşmaya başladığı 2010'a kıyasla %140 oranında artmış. Bir şeyler görüyorum Instagram'da mesela, falan acaba mı diyorum. Filtreler mesela. Bazen işte story atmak istiyorum ve o an kendimi böyle çok iyi hissetmiyorum. Diyorum ki bir filtre kullanayım, hani yüzümün rengini eşitlesin. En basit filtre bile muhakkak dudaklarını büyütüyor. O anda gözün hep dudaklarında ve diyorsun ki acaba mı? Bir dudak gençleştirme falan diyorsun. Sosyal medyadaki güzellik baskısı adlı araştırmaya göre Türkiye'de 10-15 yaş aralığındaki genç kızların %70'i sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre ya da rötuş uygulamaları kullanıyor. Doğal güzellik, çarpıcı güzel, yüksek cazibe. Bunlar en sık kullanılan yüz filtrelerinden bazıları. Şimdi bu en popüler yüksek cazibe filtresi 128.8 milyon posta kullanılmış. Suratıma bir göz atalım birlikte. Kaşlarım yukarı kalkıyor, dudaklarım büyüyor, yüzüm çok daha pürüzsüz hale geliyor. Şuradaki mesela sivilcelerime bakarsak çok farklı bir insana benziyorum. Yine
değiştireceğim. Şu anda bu filtreye benzemek için kaşlarını yukarı doğru kaldırtması gerekiyor. Dudaklarına dolgu yaptırması gerekiyor. Burnuna minik bir ameliyat yaptırması gerekiyor. Aradaki fark, bu ben değilim gibi hissediyorum artık buna baktığımda. Eskiden keşke böyle gözüksem, ne kadar güzel olurmuş gibi hissederdim. İşte ketaylar, işte dolgular, ne bileyim bişektomiler, işte bir sürü. Bir de piyasaya uygun isimler de verilerek bunlar hani yöntem olarak pazarlanıyor. Bu talebi çok çok yükseltti tabii. Bu talebi sadece plastik cerrahlar karşılayamadığı için diğer branşlardan da ne diyeyim estetik havuzuna girenler oldu. Jenerik bir plastik cerrah adı oldu. Yani kimin bu ihtisası aldığı belli olmayan bir karışık bir şey oluştu. Bir de bunun dışında daha da kötüsü ehliyetsiz kişiler de yapmaya başladılar. Hekim olmayanlar yapmaya başladı. Bu da ciddi bir sağlık sıkıntısına, yani kamu sağlığı sıkıntısına aslında yol açıyor. Efendim vatandaşlar, botoks yaptırmak caiz mi diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na sordu. Burun estetiği için bıçak altına yattı ama hayatı kabusa dönüştü. Ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda botoks ve dolgu malzemesi ele geçirildi. Yanaklarım şişti, gözlerim yamuk oldu. Hiçbir şekilde gülemiyorum, ağlayamıyorum, hayatım kaydı. Estetik müdahaleleri olan talebin hızla artması istenmeyen sonuçları da beraberinde getiriyor. Yaklaşık bir yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Kozmetik Uygulamalar Komplikasyon Ünitesi adında bir birim kuruldu. Burada hatalı estetik işlemler sonucunda zarar gören hastalar tedavi ediliyor. Bu tarz estetik kozmetik işlemler sonucunda maalesef ki körlük yaşayabiliyor hastalar. Deride nekroz dediğimiz deri çürüyebiliyor, doku ölebiliyor, kitleler oluşabiliyor, ağrı hasta duyabiliyor, felç gelişebiliyor. Tamam siz dolguyu yaptırıyorsunuz belki 10-15 dakikalık bir iş ama eğer bir komplikasyon başınıza geldiği zaman bizim onu düzeltmemiz sizin 5-6 ayınızı alabiliyor. Yani estetik ameliyat asla ve asla hayati risk taşımaması lazım. Tabii ki her işlem hayati risk taşır ama bu risk göz göze göre arttırılmaması lazım. Yani burada hastanın yaşı, genel sağlık durumu, vücut yapısı, anatomisi. Çünkü diğer hastalardan farklı. Gene insanların birçoğunun aslında bu ameliyatı olmasına veya bu işlemi yaptırmasına bir hayati zorunluluğu, sağlık açısından bir zorunluluğu yok. Adli Tıp Kurumu'na son 5 yıl içerisinde gelen plastik cerrahi olmayan, onları da almadık. Estetik ve kozmetik dermatoloji vakalarını topladık. 506 dava dosyası gelmiş. %62'si kuaför ya da güzellik salonu ya da bunlar bile olmayan yerlerde yapılan işlemlerden dolayı dava açılan yerler. Doktor olmayan kişiler bunları yapmışlar. Oraya gelenin belki onlarca, yüzlerce kat fazlası da aslında kendi içerisinde halloluyor. Ya da çoğu kişi aslında çekindiği ya da utandığı için aslında şikayet de edemiyor yapan yeri ya da yapan doktoru. Söz konusu merdiven altı bir işletme olduğundaysa sürecin kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek. Kalça dolgusu yaptırmak isterken hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın hikayesi gibi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz İstanbul'da yaşıyordu. Bir çocuk annesiydi. Beylikdüzü'nde bulunan işte bu rezidansa geldi. Yürüyerek girdi, yarı baygın halde 5 kişinin kollarında taşınarak çıkarıldı. Nasıl anlaştı, nasıl konuştu, ne konuştu, ücreti bile hani biz çoğunu bilmiyoruz. Güzellik merkezinde yapılan dolgu sebebiyle, yapılan enjekte sebebiyle rahatsızlanıyor. O sıra oradaki kişilerin aslında hastaneye götürmesi gerekirken müvekkili evine yönlendiriyorlar. Eve gönderdikleri için de hastanede geç kalıyor. Hastaneye yetişene kadar kendisi vefat etmiş oluyor. Bu olayda ne estetik müdahalenin yapıldığı yerin fiziki koşulları, ne enjekte edilen madde, ne de maddeyi enjekte eden kişiler mevzuata uygundu. Kübra Boyraz'ın ölümü üzerine açılan dava geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. Sanıklar 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kübra Hanım ilk gittiğinde iki doktorun beraber kendisine işlem yapacağını düşünüyor. Fakat doktor zannettiği kişilerden biri aslında çalışan. Diğer doktor zannettiği kişi ise aslında pratisyen hekim. Ama estetik alanında herhangi bir uzmanlığı ve sertifikası yok. Ya bu konuda çalışamaz ve işlem yapamaz aslında. Yani denetimden yoksun bir iş yerinden bahsediyoruz aslında biz. Yani estetik işlemlerin basit olduğu algısı aslında sosyal medyada kullandığımız filtreler gibi sahte. Denetimlerin artması ise şart gözüküyor.